İyi akşamlar. 29. haftanın açılış maçında Galatasaray 6, Rize Spor 2. Şampiyon yarışında yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Geri sayım sürüyor. Nefes nefese yarış sürüyor. Ve özellikle ilk yarısında mükemmel goller izlediğimiz karşılaşmada Kerem Demirbay kariyerinin ilk ettiğini Rize Spor karşısında yaptı. 3 gole imza attı Icardi, son gole imza attı Galatasaray taraftarı. Bu gole belki de diğerlerinden daha fazla sevindi ve 94. Galatasaray formasıyla çıktığı maçta da Torreira ilk golünü attı. Bugün Galatasaray taraftarı için gerçekten çok keyifli hem skoru hem golleri. Bu arada tabii rakip Rize sporda da golü atan Hoyer ikinci golde de topa vuran o ee, o da çok güzel bir gol izletti futbol severlere. Böyle bir maçın ardından bakalım hocamız bize neler söyleyecek Galatasaray'ı derbi galibiyetinin ardından. Bu galibiyetle maç fazlasıyla da puan farkı 5'e çıktı. Evet. Fenerbahçe pazar günü Pendik ile oynayacak sahasında. Ne diyoruz sezon maçından beri Galatasaray kaçıyor Fener kovalıyor. Ve ya da tam tersi. Evet. Fener kaçıyor Galatasaray kovalıyor. Ee, yeni kuşak için söyleyeyim. Eski kuşak zaten hatırlıyordur izleyiciler. Böyle birlik ne oldu ne olacaktır onu söyleyeyim size. Ee, Rize Sporlu oynuyor. Yani 6 gibi bitiyor maç. Emin ol 3. viteste falan oynuyorlar. Böyle. Evet, Biraz şey... mesela Antep maçı bir sıfır mağlupler. Fener de Antep'te beraber devam ederken. Bir vites arttırıyorlar. Hop 2-1 bitiyor maç. Şimdi gerçekten Mesela Çaykur Rize Spor uzun yıllardır düştü kalktı ama lige Avrupa hesabı yapan evet. Başakşehir, Rize ve gözüken şu an Kasımpaşa. Eksi 13 avarajı var. 7. sırada. Avrupa'ya gideceğim diyor. Eksi 13. Kasımpaşa'nın eksi 2 mi? Bravo. Ee, şimdi 5. sırada. Böyle bir ligin özeti bizim ligimiz bu ha. Onu söyleyeyim. Avrupa Kupası'na giderken ilk 13te gidiyorsun mesela. Ee, tabii ki bu üç büyüklerden sadece üç maçta yediği gol sayısı 15. Kendi sahasında 4-0. Kadıköy'de 5-1 5. mi? 5-0 mı? 5-7'ini hatırlıyorum evet. da. Hatırlıyorum ee, hatırlıyorum. Galatasaray için Ş Okan Buruk şöyle hesaplıyor. Ee, evet. çok maç trafiğinden çıktı. Artık 10 tane resmi müsabakası kaldı. 9 Lig, birisi Süper Kupa finali. Evet. Yalnız Süper Kupa finaliyle ilgili bir cümlem olacak. Dün Spor Dijital'de de bir cümle kullandım. Daha önce buradaki yayında da tarihle ilgili. İnsanlar. Önce bir eksik bir şeyleri tamamlayayım çünkü kimsenin de hakkını yememek lazım. Kusura bakmasınlar. Şimdi 7 Nisan'da oynanacak ya hatırlarsan Sparta-Prak makinden önce açıklandı bu. Evet. Ve Fenerbahçe'nin de oynamadan açıklandığı için erken bir açıklanma tarihi olarak görüyordum. Çünkü olası 8'e kalma, sekize kalma ki Fenerbahçe evet, şu an %90. Ondan önce oynamak istemeyebilirler perşembe günü. Çünkü 11'inde oynayacak. Evet, on, ya, 11, işte 12, 12. o 7'sinde oynamak istemeyebilirler. Evet, Hesaplamak lazım. Için. Mesela Lille eşleşti dedim. Lille ertelese mesela gibi. Galatasaray da varken de aynı şeyi. Fakat tabii şuraya da atladık. Ee, Sırada bakmasınlar. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu o krizden sonra o zaman da kulüplerle görüşmüştü ama bu kulüplerle görüşmeden o tarihi belirlememiştir. O yüzden yani bunun hesabını ben nereden biliyorlar? Galatasaray'ın elenecek diye mi hesapladılar derken aslında mutlaka Fenerbahçe'yle Galatasaray'da görüşler. Ve duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla aslında üçünde oynatmak istiyordu federasyon. Yani dönüşte milli maç arasında üçünde çarşamba akşam oynatmak istiyordu. Daha böyle mantıklı bir geliyordu. Muhtemelen Fener'le Galatasaray'a söylediler. Çünkü iki biri istemese o tarihte oynayamazsınız bu kaosla. Bence Fenerbahçe-Galatasaray federasyon üçgeniyle bu tarih belirlendi. O yüzden de bir TFF'ye karşı bir özür borcum var. Onu bir söyleyeyim sana. Konuşurken bir manşet olmuştuk ama haksızlık yapmışım. Çünkü devamında gerçekçi olmak gerekirse Fenerbahçe'yi sormadan, Galatasaray'a sormadan bu olmazdı. Ama şimdi yine değiştirilebilir. O da takvimime baktım. Şimdi yayıncı kuruluşta tabii dörtlü olarak e, konuştular bu konuları muhtemelen. Tabii, masanın bir ayağı da orası. O zaman Fener'le Galatasaray Türkiye Kupası'nda elenme ihtimali de gözükmüyordu. Hmm. Tabii şimdi, o tarihler. O da olunca şimdi hafta içi oynanabilir hale geldi. Evet. Dolayısıyla 25'i gibi falan. Ama bu ayrıca 4-5 günde toparlayabilir takımlar. O yüzden bir avantajı da şu Fenerbahçe'nin. İlk maç 3-0 bittiği için en azından romaş maçında daha, daha, daha rahat olabilir. Evet. Bu parantezi bu özür olarak kabul edelim. Devam edeyim. Ligimiz bu. Bu demek değildir ki 78 muhtemelen Fenerbahçe'nin pazar 76 puanlı biz şey yapamayız. 3 puanlı sisteme baktığımız zaman 78'lerde 74'lerde 76'larda en az 4-5 şampiyonluk çıkar. 70'te 80 arası puanlarda. Değil mi? Tabii. E, Fenerbahçe en son Ersun Hoca 74 puanla mı şampiyon oldu? Bu hafta kazanırsa 9 hafta kadar 76. Hiçbir şey oldu. Tabii ki maç sayılarının fazla olduğunu görüyoruz. Ama şöyle de düşünmek lazım. Büyük kulüplerin Beşiktaş'ta Trabzon'un erken avlatmasından sonra baş başa kaldı iki tane ezeli rakip. sürekli de e, ve üst üste maç kaybetmiyorlar. Yani en azından veya puan bir kere kaybeder. Hemen toparlayıp birlikte de devam ediyorlar yollarına. O da başarılı bir şey. Bir de şu var. Anadolu kulüpleri çok zayıfladı. Ama antrenörlerin demeçlerinden son derece rahatsızsın. Alt atıyor. Eş atıyor. Veya yiyor. Vallahi onlar. Şampiyonlar değil kadrosu. Zaten onlar biz baş edemeyiz. Evet, ne güzel antrenörlük. Beş zaman onlarla baş edemeyiz. Ki bunu bu tehlikeyi... Aylar önce siz bir kez daha sen, çizmiştiniz. Zaten. Sen mücadele evet. yap. Beş değersin, yersin, dört değersin. Bu kabul tehlikeli demiş. Çok, sen. yani onlar fikstüre baktığında senin bu antrenörlerin demekleri, oyunculara da etkiler. Camiayı da etkiler. Oyuncu diyor ki ya bu takımlarla baş edemeyiz yani. Ne güzel değil mi? Benden değil yani. O kadar güçler ki bu takım ancak bu kadar beş yedik Böyle olursa o zaman böyle olur. Yani oyuncu da sıfır yazar buraya. Ee, ama Galatasaray'ın tabii sezon başından itibaren belli bir stratejisi var. Bu sene Hocanın farklı bir oyun formatı var. Adı bile 4 kişi 3 1 olsa da çok yük bilen 4 oyuncusu var. İkisi stoperi, iki tane oyuncu sahası. Zaten toplam 4 tane stoper oynayabilecek oyuncu var. Ben bunu Berkant saymıyorum bunların içerisinde. Kaan 4. yedek. Sanchez 1. stoper gözüküyor. Nelson'la Abdülkerim duruma göre gözüküyor. Sağlıklı Bunlardan bir tek Nelson. Sağlıklı bir tek Nelson kaldı ve sezon başında da gitmek isteyen Kürsün Uzun süre bir değil mi? Resimde olmuyor. Evet. Abi kendisini de kutlamak lazım. Tabii bunları yönetmek de kolay değildir. Hem İsmail Kartal da bu dönemi iyi geçiriyor. Çok rotasyonu konuşuyoruz. Bugün Galatasaray sabah kadar oynası yener. Değil mi? Yani Ama. biraz sıktığı zaman alt yaptı maçı. Tabi bugün içinde yine devre arasında konuştuğumuz gibi tesadüf olamaz. Sezon başından daha farklı olan merkez orta sahayı artık Kerem'le Torreira'yı bıraktı Demirbay'la. Torreira'nın yanındaki oyuncu genelde işte farklı oyuncular oynatabiliyordu. Kerem de oynuyordu tabi ama bu oyunculara da dikkat ediyorsan koruyarak gidiyor hoca. E, maçı bitirmemeyi çalışıyor evet. onlarla. Beşiktaş maçı bir 1-0 olmasına rağmen de aynısını yaptı. Onlar da gerçekten şimdi e, Torre için atom karıncı ve kahraman olarak görüyorduk biz. Doğru. Fakat Torreira'nın hafifliği kim? Kerem hafifliği? Hem e, oyunun yönünü değiştirmede hem pas alışverişlerinde Kerem Demirbay'ın Galatasaray için bu yıl en iyi iki transferi olduğunu görüyor. Sanchez ve özellikle Kerem'in çünkü performansları kritik zamanlarda, kritik maçlarda hep ön plana çıktı. Bugünkü head trick'in dışında bir de Icardi'nin tabii gol kararlılığı yarışında olmak ister. Ve takımın da penaltısıdır. Topu bırakması da Değil bence önemli bir şey. şey tabii ücretsizdir. Ben e, doğru mu? Doğru bir şey görmüyorum. Maç o anda 4-2. Değil mi? 4-2 evet. değil miydi? Evet. Ben doğru olarak görmüyorum açık söyleyeyim. Daha şey, 64. dakika. 0-0 evet. İstanbul maçındaki fantezi penaltısı gibi doğru görmediğim gibi. Onun için de ama bu yine biraz daha kabul edilebilir hocam. Yani çünkü maçın gidişatı yani siz daha geleceksiniz biliyorum. Yani Rize da görüntüsü. Tabii, tabii bu Icardi'nin iyi niyeti ödüller yani, golünü yani. atarak çıktı oyundan. Galatasaray takımı Rize Spor. Şimdi oraya geleceğim. Yeni kuşak teknik direktörler çok değerli. İlhan Hoca da çok değerli. Yani hep, hepsi bir emek sarf ediyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'nin iyi futbolcularından birisi gelmiş gibi şey, Emre Belezoğlu. Geçen Ankara'ya giderken Havalanda denk geldim. Öyle sohbet ediyoruz. Bir bilgisayar elinde. Sonra uçağa bindik. Çok kısa bir mesafe biliyorsun. Yine açtı. Sohbet ederken Ankara'cının Samsun maçı var bu hafta galiba. Hı. Samsung maçını izlemişler. Nasıl antrenman yapacaklarını. işte tehlikeli bölge şeyleri falan. Yani sinüs kosinüs. Bunlar sinüs kosinüsler. Emre'ye şunu dedim. Bir abin olarak sana bir tavsiye ediyorum. Çok çok önemli. Yeni günümüz futbolunda. Teknoloji. Teknoloji çok değerli. Senin de bunlardan faydalanman. Bir iyi olarak çok önemli. Ama asla kendi oyun zekanın önüne geçirmedim. Onunla yardımcı olsunlar sen eski futbolcu yetenekli bir Emre'yi Belezoğlu'na mahkum etme dedim. Sen Belezoğlu tipçi olarak düşünecek olursak, bilim olarak düşünecek olursak bunu mutlak surette kendi... Çünkü mağlubiyetler gördün kazan zayıf takıma karşı oynadın, güçlü takıma karşı oynayan, Kendi oyun zekanında koy. Şimdi İlhan Hoca Galatasaray'ı çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bir karar veriyor. Mesela iyi bir sekiz numarasını kenarda oynatıyor. Bunlar kendi öz yeteneklerinizin öz yeteneklerinizin siz ilave edebilirsiniz teknoloji. Rakip analizleri çok doğrudur. Şimdi Fenerbahçe 3-0 kazanıyorsa mutlaka rakip analizi yapıyordur Avrupa maçında. Ama siz Galatasaray'ı veya Fenerbahçe'yi yaparken size bir kere kendi öz, öz yetenekleriniz var yani bir futbol görüşünüz var yoksa herkes antrenör olur. Üniversiteyi bitirin gelse antrenör hadi bakayım antrenör böyle bir şey olamaz. Tabii ki futboldan gelmek illaki büyük teknik direktör olman gerektirmez. Ama yüzde doksan iyi antrenör çıkar eski futbolculardan. Fakat kendi şeylerin dışına çıkınca ben İlhan Hoca'daki gördüğüm problemlerden bir tanesini görüyorum ben. Hesap 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 birinden beş yiyor. Hesap 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 dört yiyor. Hesap hesap altı yiyor. Kaç tane yirmi beş tane yiyeceğim. Tabii burada Galatasaray'ın ve öyle olumsuzluklarla bir sezon oynuyor aslında Galatasaray. Onu söyleyeyim sana. Bugün İki tane iyi stoperin sakat. Davidson Sanchez ve Abdülkerim yok. Evet, Banko. Ve bu yoklukta burada oynayabilecek Kaan diye oyuncu var ama Sabek'in yok. Ya Aladın oyuncu Sabek Cez, şey sakat. O da sakat. Oriye. Başladın Kaan'da bu arada fıtık olduğu için haftalardır olduğu böyle. Için, haftalardır da. çocuk sezonu bitirmeye ama çalışıyor. Ile... Ve... Çünkü ben de aynı şeyi yaşadım. Oyunun sonlarında zorlanırsınız. Bir de darbe sakatlığıyla bugün bir daha çıkıyor dışarıda. Oyundan çıkmak zorunda kalıyor. Bu kez de ne yapıyorsunuz? Hücum silahınız Barış'ı beki alıp daha Zahi oyuna sakıyorsunuz. Bu günlük olan şeyler. Ne diyeyim maç anındaki talihçükler diyelim. Evet. Fakat şimdi sezon başına dönecek olursak Galatasaray'ın bugünkü analizine baktığımız zaman Köyün zaten muazzam bir gol attı. İkinci gol dönünde baskı yaptı. Rakibinden fol, şu bir şekilde aldı. Çok tartışılığı için söylüyorum. Bence for değildi. Sonuçta golle sonuçlandı. Rize Spor takımında açık oynayıp kendine göre tırnak içinde güzelleştirmek tabiri ise e, çalışsa da farklı bir skor ortaya çıktı. Ben maçtan bağımsız Galatasaray'ın sezon başı şampiyon kadroya yapılan takviyelere baktığımız zaman Fenerbahçe çok güçlü bir kadro yaptı. Galatasaray'ın tabi e, şöyle hiç Galatasaray'ı hesaplamayalım. Fenerbahçe'nin bu kadar puanıyla eğer Galatasaray hala önündeyse burada bir kadronun da mükemmelliyetinden bahsederken Antrenörün Günleri. ve hüneri. söylemekte fayda var. Şimdi verim alabilmek önemli. Galatasaray'ın ben bir de rotasyon çok konuşulduğu için onu da yarım da işleyeceğim bu konuyu. Rotasyonu çok takıyoruz. Günümüz oyununda özellikle Covid'den sonra futbolda da çok şey değişti. Antrenörlük, antrenman metotları, süreler uzadı maçların Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra. Şu da olmaya başladı. Mesela City bazen hiç oyuncu değiştirmeden maç bitirebiliyor. Geçen hafta Okan Buruk da 85'e kadar değiştirmedi. 5 değişiklik hakkını kullanmak zorunda mıyız tartışması başladı. Şimdi düşündüğümüz zaman daha sağlıklı. Neden 85'e kadar değiştirmedi? Çünkü oyuncuya çarşamba maçı yok artık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle sadece 7 gün arayla oynadığı için artık oyuncuları daha fazla kullanabiliyor. Bir de daraldı kadrosu. Şimdi İyi tarafı da Hakim biraz kullandı. Bari son bölümde sen gel. E, sağ acaba hep soru şart idi. Medyada bir şeyler yazıyordu. O da döndü. Burada aslında uyarıyı alması gereken oyuncuyu ben söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu. Bugün hakikaten iyi oynamadı. Ben mesela beğenen bir futbolcuyum evet. kendisini. Cengiz Ünder'le Kerem'in Kendileri biraz aynı. Gol atarlarsa eğer. Skora katkı yaparlarsa iyi olduğu söyleniyor. Ben öyle düşünenlerden değilim ama bugün oyun olarak da ona bir tavsiyede bulunayım. 100 yılın pasını denemesin. Yani bu tip oyuncular bir de çok pasör bir oyuncu değilsin. Sürekli en zorunu seçiyor. Bu kendisine de oyun içerisinde de kendine de güvensizlik getirir. Basit oynamasında fayda var diye düşünüyorum. Galatasaray'ın neyin rotasyonu i̇şte bakıyorum. Bir futbolcu Bizim dönemimizde olmak üzere ortalama 40, 42 tane oynardık. Büyük takımlar için söylüyorum. O zaman rotasyonu zaten Rize Spor neyin rotasyonunu yapacak? Anadolu Kulüpleri, Ankara Gücü. Zaten belli bir kadrosu var. Belli bir Ama Fener'in Galatasaray'ında rotasyonla ilgili. Fenerbahçe rotasyon yaptı. Batu Şahay oynadı. Kaçıncı ilk 11 maçı biliyor musun? 44 müsabakada. Kaçıncı biliyor musun? 12. 12 kere oynamış dün de. Dün veya 12-12. Nasıl? Şey, 31 maç Ceko 24'ünde oyundan çıkmış. Yani o kadar geniş kadron var ki. Tabii. Şimdi perdeyi dinlendiriyorsun, en... perdeyi dinlendiriyorsun, biri sakatlanıyor, o, o servolde stopere geçiyor, sola geçiyor. Bak böyle yaparsın otasyon Şimdi Galatasaray'a gelince, Galatasaray'ın sezon başı itibariyle geniş bir kadrosu vardı. Transferler, bomba, şudur budur. Böyle bir koyduk şeye, müsaade ederseniz. Yani mehdiyeci ettim artık ne kadar e, bugün de dahil edip yaptık. sene 42 maç, Günay 4 maç, Kaan Ayhan 23. Bir sporcu için bir sezon için 23 maç. Kalan 10 maç daha oynamış olsa Kaan. 33 maç çok mu? İlk 11'de. Yok, çok değil. Az yani. Değil. E, çıktıkları abi. Nelson 30 maç. Hepsini oynarsa 40'ı tamamlayacak. Abdülkerim 32 maç, Sanchez 22 maç. Hani Kön 5. maçta onun daha önceki serüvenini yazmadım. Torreira 36 maç oynamış. Hani hep oynayan Torreira Yani sezonu her maç oynarsa 46 maçta kapatacak. Aslında acayip bir şeyler değil. Zorlayan rakamlar. Mesela UEFA şampiyonu o zaman Galatasaray kaç maç oynadı bilmiyorum. Şu anda 45'i geçti galiba değil mi? Galatasaray 46 oldu. 46 oldu. Bugün 46 oldu. Ama 62, 60, 60 küsur maç oynamıştı Fenerbahçe. Üç değişikliğe. Avrupa şampiyonu zamanında evet, o zaman, zaman üç de de yapılıyordu yani. Galatasaray'da. Aynı şekilde şimdi gelelim asıl bu transferlere. Gidenlere gelenler. Şere. Şöyle. transferlerden gidelim. Kerem 24 gel geriye. Geriye gel canım. Geriye gel. Geriye gelir misiniz? Biz transfer. Kerem yeni transfer daha 24. maçın orada bugün 11'de. Tabii. Ve çoğunu da tamamlamıyorlar. Endombele sezon başı ne uçaklar indi 6 maç. Oliver'e 10 maç. Berkan sonradan gelmiş olmasına rağmen niye aldığını şimdi görebiliyoruz. Nerede görebiliyoruz? Kaan'ın sakatlanıp çıktığında. Abdülkerim'in risk adım edilmesinde evet. e, olmadığı için bak oraya çekti. Yarın bir gün solda e, bir problem olursa solda. Bir, evet oraya sokuyor. Şimdi o da biliyor oraya çok iyi daha fazla para verip bir oyuncağı, yerli olması ve takımı tanımasından dolayı da joker oyuncu oldu. Hakim Ziyech diye bir oyuncu geldi. Avrupa dedi ki ooo. Dokuz. Ajax, Chelsea. O dokuz tane oynaymış. Şimdi Hakim Ziyech transfer oldu. İşte zaten şampiyon olmuş takım. Değil, değil mi? Evet. Şampiyon kadroya dedi Geçen sene yani iki, iki, iki bit, katkı var. Ya. Lig bittiğinde ideal on bizi on yani Barış Alper 28 maç. Yorgun diyemem. Bakın üstte maçta oynuyor ama 28 ki maç oynuyor. Ki yani fizik kalitesi en yüksek oyuncu. Terem çok oynamış. Evet 41 maç. Oraya biraz kontrolsüz gitmişler Kerem ilgili diye düşünüyorum. Son 10 haftaya girirken belki de düşüşlerin sebeplerinden de biri bu olabilir. Mental olarak da düşersiniz. Sadece fiziksel değil. Mertens yine de yaşına rağmen 31 onu da koruyarak oynatıyor bak. Ve 90 dakikayı bitirmeden fiziğini bildiği için hoca. Tete önemli bir transfer geliyorsun. En çok para harcanan oyuncu. 19 maç oynamış. Icardi 33 maç oynamış. Zaha 19 maç. Yeni 300 maç. Şimdi Gidenlere de bakacak bakabiliriz. Fakat görüyorsun ki burada abartılı rakamlar yok. Rotasyon diyoruz ki çok maç trafiği. Evet Avrupa'da ve dünya futbolunda konferans kupası da eklendikten sonra maç trafikleri çoğaldı. Ve bütün teknik adamlar da yakınıyorlar ama yakın bir de böyle bir gerçek var. Bu Fener ve Galatasaray için geçerli değil bir Türkiye Ligi'nde. Bu fark da oradan çıkıyor zaten. İkisi stoper mi yok? Üçüncü stoperse fark etmez diyor. Yenir mi onu? Ber Berkı. Oynadı yani. Ha Berkan'ı oynadı diyor. Sağ bekede diyor. Barış sen bu tarafa gel diyor. Zaten hadi eşofmandan çıkar gir diyor. Ee, Şaşabaya çok oynayıp gittenlerden bir tanesi ki adres sakatlığı yaşadı orada biliyorsun. Sonuçta rotasyon kelimesinin Türkiye'de abartıldığını iki kulüp için geçerli olmadığını söyleyebilirim. Ben. Hı hı. Yorgunluktan bahsetmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben de bahsediyordum. Ama istatistiği çıkardığım zaman bu öyle demiyor. Ee, bundan sonra periyotta ne olur? Galatasaray tabii e, ee, muhtemelen tabii bilemiyorum. Geçen yanıldım bir maçla ilgili. Fenerbahçe Pendik maçında sonra yine iki puanlık fark olacak. Gidişat da şu. Okan Hoca'nın diyor ki en büyük dileğim geçen yıl olduğu gibi garantilemiş çıkayım paniksiz oynayayım istiyor. Çünkü bu tip maç en son Kadıköy'de oynandı. Playoff maçında. Yani buraya Fener'e yenilirsem ben kaybetmeyeyim şampiyonluğu hesabı. Fenerbahçe de diyor ki en azından ben oraya gittiğim zaman kazanırsam şampiyon olayım diyor en kötü şartlarda. O yüzden de onlar da son pilotu girdiği zaman geçen hafta söylediğin 3 deplasmanı var İstanbul dışı işte dediğin Fenerbahçe'de aynı şekilde. Evet, evet. Fenerbahçe'nin 3 şehir dışı deplasmanı var. Tabii ki puan kaybetme ihtimalleri var mı? Var. İki takımın da hala var. E, fakat Türkiye Ligi gerçeği bu. 46 resmi maçta 11 sayıda bu olduğuna göre e, ben çok başarılı buluyorum iki takımın teknik direktörünü yönetmekte de kolay değil. Sergio Oliveira ne yaşadılar bilmiyorum. En mesela evet, ihtiyacı dışarı. olabilir. Ya olmaz olmaz diyor. Bir takımı disiplin etmek için. Kadro işte Erdem bir açıklama yapıyor yönetim kararıyla falan dedi. Ama yıldız oyuncu diye aldığınız oyunculardan beklenti hiç olmadı. Kerem Kim dediğimiz oyuncudan da herkesin bayağı büyük oyuncu çıktı. Sanchez gördüğüm en iyi stoperlerden biri çıktı. Mesela Cicu'da Sanchez ise bizim için evet. Kapalı kutu oyuncular. Evet. Hocam evet. Aynı şekilde e, bu hafta haftaya döndüğü için de Galatasaray'ın bu psikolojik üstünü yakalamak istiyor. Ama ben yine de önümüzdeki hafta başında itibaren iki puan farkı düşeceğini sezon sonuna kadar bu işin böyle gitme ihtimali yüksek görüyorum açıkçası. Oyunları dönem dönem dakika dakika değişebiliyor Galatasaray. In. Tamamen skora bağlı bir e, futbol oynamaya işte Beşiktaş maçı 100 dakika oynandı. Bu yemeden bitirdiler maçı. Pozisyonu hemen hemen evet, vermediler. Aynen. Maçı Maçın dakika 9 dakika uzadı. İlk yarıda 2-3 dakika uzadı. Galatasaray skora göre. Şimdi şöyle aslında baktığınız zaman genel avaraş iki sonuç yarayabilir değil mi? 2 puan önünde olursa. Beraberlik yarayabilecekken oynadığı içerideki fark atabileceği maçlar vardı bunun gibi. Ama iki bire, üç, üç bire, üç bire falan idare ettiler. Çünkü kafasında Okan Buru. Mesela İsmail Kartal maç 7 olmasın, 5 olmasın diye bakıyordur. Çünkü kendisi de o zaman evet. daha fazla. Dörde indi, <laughs> indi ama Galatasaray sen ben bakıyoruz. Ama Galatasaray buna baktığını ben görmüyorum. Oyun olarak da görmüyorum. Bugün çok ayırıyorum tabii. Hı -hı. Ee, onun içinde artık Galatasaray kaçacak, Fener olacak. Çünkü önümüzdeki haftada e, önce Galatasaray oynuyor. Hı -hı. Ee, hocam, e, açtığınız parantezleri ama özellikle Yeni transfer Köyn için yavaş yavaş artık daha netleşiyor düşüncelerimiz. Ee, o da bir şans oldu diyebiliriz değil mi? Bugün attığı golden veya oynadığı oyundan bağımsız olarak düşünüyorum. Yani bu kadar çabuk adapte olması Okan Buruk'un hem evet. e, bir şansı hem de belki onun da çok büyük payı var bu konuda. Şimdi e, tabii Köln'ü bu bir günlük bir operasyon değildir muhtemelen. Bir de doğru Galatasaray'ın sonradan gelen oyunculara baktığımızda milyon eurolarından sağlıklı bir şekilde faydalanamadılar. En az maliyetli Kerem bildiğimiz kadarıyla. Onların arasında. Ve Berkan sonradan gelen Köyn ve Sabek. yani, bir anda çıkan. ama mecburiyetler var ekonomik olarak. Hoca ama en kan... çok verimli onlardan. Tabii. Şimdi e, bu oyuncuları biz internetten bakıyoruz. Hı hı. Oyuncu Hanover'de oynuyor. Eyvallah. Fakat oyuncunun dinamizmini, takımına kendi katkısını o konucu veriyordur Ben Endombele ve Hızını... Sanchez geldiği zaman herkesin ön planda gördüğü oyuncu Endombele toplamış. Evet. Fenerbahçe istiyor. Telefonda konuştuğumuz zaman dedi ki hocam Sanchez men mi gibi dedi. Ve hazır geliyor. Evet. Endombele işte. kötü oyuncu değil ama sanki lazım. bir kasım görmemiz lazım dedi. Bu cümleleri muhtemelen konuşmuş olsaydık köyün içinde söyleyecekti. Bak iyi bir oyuncu aldık diyecek. Biz ne diyoruz şimdi? İyi bir oyuncu almışlar diyoruz. Bir evet. de Galatasaray öyle sorbetsiz birkaç yıldır oynuyor yani ki. Yani şampiyon oldu. Kaymak sonra. gibi geldi sol taraftaki evet. oyuncu. Ayrıca, ayrıca da iyi oyuncu. Evet. Geleceği deparla. Iyi, i̇yi futbolcu. Ee, yani bekte yani birkaç hafta sonra döner gibi geliyor bana. Süresi yeter mi bilmiyorum çünkü. Kariyer ve şey olarak ne? çok üst seviye. Ama çünkü... şimdi kariyer ve kalite <laughs> diyoruz. Ziyeş'i gören eee de... Valla şey şimdi, yani, e, Endombele hala ya hocada e, sahatete hala tartışılıyor ki onlardan daha çok oynadılar onlar. Tabii ki e, sezon bitmek üzere artık az kaldı. Ve bu dönem içerisinde de Zaha'nın Teten'in de aslında hatta hakem için de tekrar bir görünür olması aslında Galatasaray için kötü bir şey değil. Zaten taraftarım da Hatta yöneticilerin de ümidini kestiği oyunculardan bahsediyoruz. Fakat evet. bugün gördük 3 birden özellikle Zaha maçın başında başladı. Biraz mecburiyetten oldu. Sonunda Hakim Ziyaç geldi oynadı. Yarın bir gün yani anlatabilir miyim demek istedim çok kritik maçlar olacak. Ama ne mesela hocam şimdi tabii ki talihsizlik bunu kimse hesaplayamaz ama. Hep e, benim inandığım bir şey var. Futbolda takım sporlarına daha doğrusu teknik direktörün en büyük... Bu kişilerine... arada arkadaşlardan özür dilerim. Ee, Sivas'taki maçın yedek kulübesini de çıkarsınlar. Biz konuşurken. O yüzden bu oyuncuların şimdi gelmesi... Tabii büyük bir doping oldu. Doping yani kadro... Kadro evet. Şunu demek istiyorum. Ee, Sivas'taki adamlar, Galatasaray maçının... menajerlik, ne dersen koçluk, olasılıkları daraltmak. Tabii ki bir, hiç beklemediğim bir şey başına gelebilir. Ama savunmada bu kadar problem varken yani ne bileyim sağlıklı bir barışı kafadan sabek kullansa yani kanın tabii ki böyle bir farklı bir e, sakatlık yok, yok. yaşıyor ama yani Zaha ya da Tete ile başlayam, başlamayabilir başlayamayabilir. Yok yok bence Beş de bence şöyle şöyle bakacaksınız. Işte. Nasıl bakıyor? Şöyle. Bir kere iki tane anın yok. Tamam. Bir de ben riskalı barış sabek oynatmam. Mecburiyetten oynatırım bakın. Şimdi Sanchez oynasa tamam Barış'la başlarım sahaya önde başlarım. Ama hem Sanchez yok hem Abdülkerim yok. O yüzden sağ en azından bek bir oyuncu ile başladık Kaan'la. Şöyle ama mesela stoperde de stoperi ilk defa izlediğimiz stoperde izledik. So, oynadı yani. daha önce. İki maçta oynattı mı sol stoper. Evet ama kupaydı galiba hocam bir tanesi. Yanlış mı hatırlıyorum? Ama şöyle, yani, şimdi. O zaman Kaan'ı orada başlar. Okay, Abdül Kerim veya da Sanchez sa sağlıklı olmuş olsaydı Barış e, Barış'ı oynatabilirsin Sabek. dengeleri iyi korumak lazım. Hangisinin sağ stoper, hangisinin sol stoperi bile önemli olan futbolda. Dikkat ediyorsam tabii ki Berkan sol stoper da ama sağda Nelson'u sonunda daha çabuk diyet kullanmaya çalışıyor. Sanchez geldiği zaman da sağ stopere Sanchez koyuyor birebirler de daha iyi diye. Barış oynadığı zaman özellikle. Kaan daha fazla defans olduğu için. Yani Nelson şey Barış olmuş şey eee Sanchez sağlıklı olmuş olsaydı veya Abdülkerim bugün Sağbek Barış başlardı. Öyle düşünüyorum ben. Size katılıyorum ama işte hiç beklemediği bir şekilde Kaan, çünkü Kaan çok önemli bir hamle oyuncusu oldu bu sene ama, ortada yani. Ama şimdi bu kadar kadro zafiyetinde Aha. mecburiyetten e, ikinci Yani ben de düşün. olsam hemen Kaan'ı atarım Sağbek. Hayır bir de şunu düşünüyorum hocam. ikinci çıkardığım fikir de o birazcık oyunculara da şey yani Tete olsam Zaha olsam şu yoklukta hoca bize güvenmiyor. Demek ki bir şey koymamışsınız ortaya. Yani değil mi? İlk 11'de birde alamadın şu formayı. Oynamayan oyuncular, yani oyuncular hani mutlu falan derler ya öyle bir şey yoktur hocam. Yani, hocasını sever falan derler. Yani en büyük tehlikelerinden bir tanesidir. Şunu söyleyebilirim ama e, günümüz oyununda bu tip teknik adamlar formayı verirler hocam. O, oyuncular formayı alır. Verdi, reddettin. Verdi, reddettin. Bir tek oyuncu için şunu söyleyebilirim. O da mı da şu? Barış çok iyi o sezon geçiyor. Tete çok ısrar edilmedi. Hmm. E, oyun içerisinde de mesela 4 maç üstü on bir pek hatırlamam. Hoca da şampiyonluk yarışında olduğu için çok da bu git gel, git gellere olan oyuncuları oynatmak istemiyor. Hele hele savunmaya çıktığınız zaman bakalım. Bakalım yani. Galatasaray'ın savunmasında, savunma değil, Ali'den verim alamadı Turabi'den, şey çocuk, Çünkü He, bir daha şey çok çaylı. Sivas'ta bir denedi onu. Kazım Can'dan zaten dili yanı. O yüzden de Küçük her sezon. türlü sakat sakat olsa Kağan'ı oynatmak zorunda kalıyor. Yani mesela darbeden sakatlandı Allah korusun. Yani darbeden bir denedi kendini, bastı farkında olmadan. Bizeli oyuncu ya, çatlak mı vardı, yumuşaklık mı onu bilmiyorum şu anda Kaan ciddi bir kayıp olur Galatasaray için. Hücumda da kayboluyor. Tabii. Barış'ta ki arkaya Tabii bir kişi Çünkü dinam, şey gibi domino taşıyor. Hapat yapalım şey. Seviyor evet. sevmiyor. Evet. Zaha ya iyi ya kötü. Tete ya iyi ya kötü. Burada özellikle Kerem'in 41 maç oynamış mental yorgunluğunu görüyorum. Burada daha çok işte şey mesela açıkçası Icardi kalitesini %50'siyle oynuyor. O yüzden Okan Buruk'un çok başarı elde ettiğini düşünüyorum ben. Bu takımın ilk yarı kötü yani. diyebiliriz eyvallah ama bu kadar olumsuzluklara rağmen hem sezon içerisinde hem oyun içerisinde bir şekilde bunları e, toparlama toparlayabiliyor yani. Bir de geçen sene şampiyonlar giderken bir gerçek var. Avrupa'dan uzaktı Galatasaray yani bu sene Evet, he, Bravo. Dorucu, o, o, yıpratıcı o, o çok önemli. Çok önemli bir Avrupa mesajı de verdi. Yani çok belki önemli, sonunda tabii. arzu edilen noktaya gelemedi evet. ama bize mesela bir Manchester maçı yaşattılar, bir Bayern evet. maçı. Yani ama şimdi onların da. faturaları da... Bu arada hocam istediğiniz maçın onlar dökleri? oldu. Sivas maçı. bir Buyurun. birlik maçı Bakın, bir de, bir de bugünküleri yan yana koymaya çalışalım arkadaşlar. Aa, olur, değil mi? Şimdi... Bakıyorsun kulübeye. Evet. evet. Sen oku istersen o zaman. Okuyayım. Günay. Hayır onu değil. Ha, bugünküleri mi? İzleyiciler onu tamam. görüyoruz okay. zaten. Bugün kulübeyle ee, güne -günay Yine Günay var. Yine Günay. Ali değil. var. Evet, evet. Ali Yeşilyurt tamam. Eyüp tamam galiba. Tamam. tamam. Okey. Ziyech, artı bir. Bir. Ee, Efe tamam. Ndombele, iki. i̇ki. Ee, Vinicius. Zaha. Üçüncü ve Zaha ee, gibi. Yani şimdi Avrupa kariyeri oyuna soktuğun oyuncularla şimdi orada Tabii. oyuna soktuğun oyuncular bunlardan. Yani Sivas maçıyla bugün aldığımız zaman fizik olarak çok hazır olmasa da Ziyech falan bir silah olarak duruyor orada. Bir heyecanlandırır seni. Katkısal skor değiştirebilir. En son hatırladığımız maç, oyundan çıkmak üzereyken bir füze attı Pendik'te. Bir anda görmedik şey <laughs> Ziyeş'i mi? <laughs> Ziyeş'i. Evet, evet, evet. Böyle gitti top gol oldu ya. Evet. Döndü havada. Evet. Için. Yani e, hatta bir maç daha var. Ben o maçı hatırlayamadım. Siz bu maçı söyleyince hocam. Yedeklerde hamle yapabileceği bir tek Demir ile Kaan vardı. Yabancı da yoktu. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Lig maçı mıydı? Galiba lig maçıydı. Yani... E, Baktığı zaman 12 13 oyuncu bunlardı. Yani böyle yerlerden geçtik galiba. Sezon başındaki kadroya baktığımız zaman da. Tabii, neler şey yani. Beklemiyorduk. Minimum 40 milyon euro gitti uçtu. Kesin. Performans olarak, Kesin. Dönüş olarak. Kesin. Bek, ama onun onda bir oyunculara baktığımız zaman. Onlara ekstra kazanç Evet. Ee, peki hocam Pazar günü Fenerbahçe'yi konuşacağız ama sıcağı sıcağını yani şu anda 24 saati oldu üstünden geçeli. Son yıllardaki gerçekten en prestijli, en e, evet. üstün evet. performanslardan Avrupa performanslarından birini izledik Fenerbahçe'den ama çok da kritik sakatlar Şöyle, da verdi söyleyince. takımı ile takımıyla ilgili hepimizin kendimize göre son ay transfer maçını falan izledik Erşimizi çalışmaya çalıştık. Fakat daha fazla dün gördük. Tabi hoca ve oyuncu grubu çok daha fazla analiz yaptılar zaten. Bir kere beklentimden daha sıkı bir takım çıktı karşıma. Şimdi ben hiç maçı seyretmemiş olsam başka şeyler söyleyebilirdim. Mesela son iki gol ve özellikle üçüncü golün Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında, ligdeki şampiyonluk yarışında çok önemli bir gol olduğunu düşünüyorum. Çünkü o maç 1-0 bitmiş olsa buradaki ben maç, değil mi? ben burada bile turun ortada olabileceğini düşünecek kadar sıkıntılı bir takım vardı karşısında Fenerbahçe. Hıca, ben öyle düşünüyorum. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Biz dün e kızımla söylerken yani iki sıfırken bile hani bu iş bitmedi bence dedim yani hani çok dikkat etmek lazım. evet lazım. iki sıfırken dedim tabii iki sıfırken dedim evet, sıfır o Çünkü, penaltı Hatırla Gent örneği genç örneği son yıllarda şimdi, neler yaşadık İstanbul'da Şimdi ne oldu şampiyonluk yarışında önümüzdeki hafta Fenerbahçe kimle oynuyor çok zorlu bir Trabzon evet, deplasmanı Perşembe günü muhtemelen rakibi zaten 2-3 cezanın dışında 3-4 oyuncu da getirmeyecektir. Tabii. Mucizeye kaldı işler. Evet. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'da Pendik maçındaki 11'de Perşembe akşamı 11'de Trabzon maçını düşünerek yapacaktır. Aradaki maçın mesela 1-0 dönmüş olsa en giri oyuncularıyla oynamak isteyecektir Perşembe. Ve yıpranacaktı. Bakın dün Fenerbahçe'de oyuncuların rakip, rakibi çok yorucu bir takımdı. Çok kuş. Evet. Sert. Red 60'ta dama dedi. Ara verdiği için. Evet. İsmail kramplar girdi şey çocuğa. Yani. Ama değil. muazzam bir futbol oynadı hocam. İnanılmaz oynadı. Hakikaten müthiş oynadı. Bir, oynadı. bir oyun oynadı. Ve şuna da baktım. Ben dün orada da söyledim. Hakikaten arkadaşlar, izleyiciler de gençler çünkü cin gibi çocuklar bakıyorlar. Ben Fenerbahçe'nin çok 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 uzun yıllardır Avrupa dahil 12 korner yediğini ben hatırlamıyorum. Gelmedi aklıma. 12 korner at ama tehlike yaratamadılar çok Bugünleri Bu işte. Ha, evet. Bir tane var. ikinci kornerini evet, vurdu ama. Doğru. Bu, evet. Bir de uzun da takım. Şimdi evet. bu ders çalışma ayrı konu. Rakibin gücünü kastediyorum. Evet evet. Fenerbahçe'ye karşı maçın başında zaten ilk 15 dakikada 4 korner attılar. Ya üstüne oynamayı 25. dakika iki pas yaptı Fenerbahçe. Hiç. Bir çıktı hani evet, rahatlattı. Evet. Çünkü böyle baskıyı pasla kırabilirsiniz. Yani Fenerbahçe'yi çok yorucu bir takımdı. şampiyonluk yarışında mesela Okan Buruk Üçüncü golden sonra şu anlamda çok üzülmüştür. Yıpratıcı maçı oynayacaklardı Trabzon maçından önce. Ama daha Rolante oynayacakları bir maç olarak. Ama ben Türk futbolu açısından da hocam. Yani şöyle umudumuz. Ben şeyi de seyrettim. Ajax maçını da seyrettim. 0-0-2 tarafta 10 kişi kaldı. Yani futbol adına biraz beklentilerin çok uzağında bir maçtı ama. Hani neden olmasın çok samimi söylüyorum. Neden olmasını daha ciddi düşünmeye başladım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Konferans ilgili ilgili. Sezon başı hatırlarsan ben yarı final finalin sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Ben sizin ne dediğinizi çok iyi hatırlıyorum. Söyleyeyim mi? Evet. Çeyrek final başarı olmaz. Aha. Çeyrek finalden önce eğlenmek başarısızlık olur. Başarı yarı final ve evet. finaldir dediniz. Çünkü bu konferansla ilgili bu üçüncü yılı Roma ve ...West Ham aldı galiba. Evet. Göreceksin bu eskiden... Zira ...Türkiye Kupası var ya, Türkiye Kupası'nda... ...baksınlar evet. arşive... ...en az 15 tane şampiyon çıkabilir. Kayseri'den çıkarım... ...Gençler e giderim, Ankara giderim... ...belki Altay'da vardır. Ama şimdi dikkat ediyorsan... ...statü değişikliğinden sonra... ...artık çok büyük olsun. takımlar daha fazla olmaya başladı. Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi... ...ve Avrupa Ligi oyuncuların... ...konsantrasyonu çok fazla yapıyor. Örneğin, Olympiakos... Tabii Fatih Hoca orada değil Yunanistan Ligi'nde daha da şanslı oluyor. Yani. Şimdi Ligdeki Olympiakos şeydeki Panathinaikos'un evinde 2-0 Panathinaikos'un kazandığı maçı seyrettiğimde sanat takımının deli gibi geldi 2-0 olmasına rağmen puan farkı 7'ye çıktı. Bizim Esat'la da sohbet ederken dedim bak bu Panathina Olympiakos tehlikeli takım çünkü Afrika Kupası'ndan da gelecekler tabii. 30 kişi Brezilya takım. o da, da tabii takip ettiği için ve ondan sonra Pauk Teplasmanı'nda 4-1 kazandılar. Üç maç üst üste kazanlar yine. Puan farkı Ve playoff'ta bir anda puan farkını kapattığı gibi üçüncülü atlar Panathinaikos'u ve ilk maçta kimle? Ne? Oradan nereye geleceğim? Konumuza geleceğim. Olympiakos, Panathinaikos. Playoff'un ilk maçı. Olympiakos'ta baktım rotasyonunu kadroya çıkmış. Makabi Evet. Evet. Dördü de yedi tabii. Yani şu anda konferans ligini kendi liginin ...daha arkasında, arkasında gören takımlar var... ...Roma gibi takımlar... ...eğer yakalarsa burada... ...işi işte Fener'de o durumda... ...aa bir yere geldim bari bundan sonra devam edelim... ...hatırlarsan Tabii. grup grup maçlarında... ...önevsemiyordu bir sürü genç takımdan da atıyordu. ...ama işin ucu gözükünce... ...daha fazla Tabii. geldi... ...ben konferans kupasını bu sene mi... ...önümüzdeki yıl mı başka bir yıl mı... ...bu ekonomik durumu korursa kulüpler... ...ki ben koruyacağını düşünmüyorum... ...bu sene şampiyonu alamayan kulübün ...birkaç yıl geri gideceğini düşünüyorum... Çok net söyleyeyim. İddia Hayır, bir laf o. olabilir. Ama konferans kupası Türkiye'ye gelir bir gün. Ama bu sene gelir ama üç sene sonra ama biz görürüz. Allah'ın izniyle önümüzdeki yılda e, futbol güzel bir oyun. Biz de işimizi seviyoruz. Allah da bize sevdiğimizi sevdiğimiz iş meslek olarak e, Bu gençlerle birlikte burada işte iki yıldır çalışıyoruz. Acun Medya'da mutluyuz. De hafta içerisinde onu da konuştuk. Dedik ki bir sene daha devam tamam dedim kardeşim. Biz mutlu şekilde önümüzdeki senede İnşallah. jubile senin omuzlarından giderim. Oo, yok yok sev, yeter. Şöyle, sev. çok e, sevdiğim bir işti. E, yorucu bir iş ama mutlu oluyorum. Ayrı konu ama bir yıl daha ki bir kere söyledim onu ben. Daha önce başka manipüle edilmişti. Yani bir yıl daha böyle birlikte çalışıp Allah'ın yürü verirse Önümüzdeki sene 8 şey sonra şey bugün. Yok yani ama Klop K ne oldu ya? Klop, Klop da Liverpool'u bırakıyor. Böyle kötü haberler Klop, var. Klop kötü yani. haber değil de daha daha şey, şey, şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Zaten Zaten Bir, ara istiyorlar. Bir ]acağız. ara verelim son bölümde. Yani e, sen, ne e, sen kurtulmuyorsun benden. Devam ediyoruz sen. Yok. Sen, ben, ben ben, ben bırakmıyorum. Şey olur, mu mu? Evet. E, aradan sonra hocamızla tekrar birlikteyiz. E, Torreira ve teknik adamların, röportajlarından kesitler var. Ama tabii bir şey de unutmayalım. Bunlar e, kadınlar kadınlar, evet ben de öyle bitirecektim. ha abi. Pankartı çok beğendim Galatasaray taraftarının. Bir gün, her, her gün, her gün, gün evet. evet. E, tüm kadınlar günü, ve, günü kutlu olsun bütün e, kutlarız. E, dediği gibi hocamızın da pankartında dediği gibi evet. her gün. E, son olarak bakalım iki teknik adam ve bugün Galatasaray formasıyla golünü atan e, Torreira neler söylemiş? Kim geliyor ilk olarak e, Şevlen? Hoca geldi. Okan Buruk. Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. Her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu birliktelik başarı getiriyor. Benim de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz. Tek maçlı haftaya döndük. Bu hafta dinlendik. İki gün izin verdim. Tek maçlı hafta bizim için avantaj olacak. Bundan sonra maç maç hazırlanacağız. Sadece Süper Kupa haftası iki maç olacak. Hı -hı. Bunu siz de bahsetmiştiniz evet. hocam. Bu arada Başakşehir'in ama takım sayısı azdı. 69 puandı galiba değil mi? Mesela 69 puanla şampiyon mu olmuştu Trabzonspor'la çekişti. Şöyle yine birinci, ikinci haftalarda söylediğim bir şey var. 93'ün 93'ü. Ulan zor olur şampiyon demiş 93'ün üstüne hiç bulması lazım diye düşünüyordum. Çünkü rekor bizdeydi 93 evet. puanla. Rekoru kırması gerekiyor. Ay bu ligi gördüm yani acayip bir rakam, rakam çıkar diye düşündük. Herhalde bir yerde okumuştum. Rahmetli e, şeyin e, eski şeyin Rekoru. Gündüz neydi? Kılıç. Gündüz Kılıç'ın rahmetli galiba rekoru olarak üst üste maç gibi yani o, onun kafasında rekorlar yok Okan Buruk'un. Tamamen e, her maçı kazanmak. Mutlaka da söyleyeyim. vardır. Sen de rahat ol. Herkes rekoru bir önemli koyar. Edenler oraya koyar tabii ki. Peki. Bir daha yalnız bu sene kırılan rekorlar bir daha kırılmayacağını söyle, söyle. Bir, bir, takım daha düşecek. E, tabii. Düşecek. Zaten. Sonra bir daha bir takım daha gibi. Düşecek. Peki e, Sayın Palut neler söylemiş? Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız belki böyle kötü skor olmaz ama, o, değil e, mi? zor Böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ben küçük bir eleştiri yapayım. Hücumda da bireysel bir iki deneme dışında organizasyon adına hiçbir şey Artı, görmedim. Yani. Artık, bazen hani evet, evet. Boş vitesi aldığı şey. anlar oldu. Kesinlikle. Bence full savunma hücum bugün çok Bakalım mi? evet onu göreceğiz bitireceğiz. Çok mutluyuz. Tabii ki çok uzun zamandır çalıştığım yani e, beklediğim anda. Evet, hayır şu tabii ki de Türkçe'de olmayan bir şey onu anlatayım da çok takığım ona. İnci tanelerinde İlmaz Erdoğan sürekli öğrencisine diyor ki tabii ki de diyor çocuk hep de düzeltiyor her Öyle hafta. Öyle mi? Işte. Bravo bak. Bravo kendisine. Evet. Yani Türkçe'de evet. son zamanlarda yerleşmiş en büyük yanlışlardan biri. Tabii ki zaten vurgudur. D'ye ihtiyaç yoktur beklediğim ben bir ama, anda tabii ki de tercüman herhalde yapıyor. Herhalde zaten adamla Uruguaylı <laughs> Türkçeyi böyle kullanmıyordu. <laughs> Yıllardır bunun üstüne çalışıyorum aslında. Bu formayla da ilk golümü attığım için çok mutluyum. Aslında 94 maç biraz anormal. Yani onun mesela Fiorentina'da evet, evet. daha yakındı gole. Bir tane at sayılmadı biliyorsun. Nerede mümkün, bir yerde bir gol at sayılmadı hatırlayamadım şimdi öyle bir şey şimdi Hocam teşekkürler. Pazar akşamı biliriz. Teşekkür İzleyicilere de iyi akşamlar. E, Fenerbahçe Kararı Pendik için. maçında Ekrar kadınlar günü kutlarız. kutlarız. Sözü de son karara bırakıyoruz. İyi akşamlar.